hoş geldiniz. Yine yeni bir videoda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz? Sizlerle hamsi tava yapıyoruz. Malzemesi çok az ama tabii ki muhteşem bir yemek arkadaşlar. Hamsi tavanın malzemeleri neler? 1 kilogram hamsim var. Tabii ki bunu ayıklayacaksınız, yıkayacaksınız. Mısır unum var, tuzum var ve sıvı yağım var. Bu kadar kolay ve az malzemeli arkadaşlar. Hamsiyi ayıklayıp yıkadıktan sonra tabii bir süzeceksiniz bir süzgeç yardımıyla. Daha sonra mısır ununu koyacaksınız bir tabağa ve biraz tuz atacaksınız, karıştıracaksınız ve hamsilerinizi bu mısır unuyla harmanlayacaksınız arkadaşlar. Bütün hamsilere mısır ununu yedireceksiniz. Daha sonra tavaya çok az yağ koyacaksınız. Neredeyse 1,5 yemek kaşığı kadar hamsinizi kızartacaksınız. Daha sonra bir kapak yardımıyla ters çevireceksiniz. Tabii diğer hamsiyi de tavanıza alacaksınız. Biraz yağ yine süreceksiniz altına. Ve diğer kısmını da çevirip ondan sonra diğer tarafını kızartacaksınız. Muhteşem bir görüntü. Hem de çok güzel oluyor arkadaşlar. Yağı da az olduğu için hani yağı da az. Daha da sağlıklı. Az yağda pişirdiğimiz için. Ben bunu sık sık yapıyorum hamsi tavayı. Görseli bir kere çok güzel. Misafirlerime genelde yaparım. Kışın gelen misafirlerime mutlaka yaparım bunu ve o görselliği onlara sunmak istiyorum. Benim tabii ki şeyi çok seviyorum, misafirlerime görselliği fazla pratik ve lezzetli yemekleri sunmayı gerçekten çok seviyorum. İşte hamsi tava bu kadar az malzeme ve bu kadar kolay ve bu kadar da görseli güzel, lezzetli bir yemek. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte hamsi tavamı yapmaya başlıyoruz. Yakın plan çekimlerimize geçelim. Hadi hamsi tava yapmaya gidelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem bir yemek yapacağım. Hamsi tava. Hamsi tavamın malzemelerini sayayım size. 1 kilo hamsim var. Mısır unum var. Tuzum var. Ve sıvı yağım var. İster zeytinyağı kullanabilirsiniz, ister ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Malzemelerim bu kadar az. Şimdi hazırlanışını da göstereceğim. Mısır unumun üzerine tuzumu ekledim. Şimdi ayıkladığım, yıkadığım hamsilerimi mısır unumun üzerine koyup hamsileri güzelce bulayacağım arkadaşlar. Yıkadığım hamsilerimi görüyorsunuz. Şimdi mısır unumun üzerine hamsilerimi ekleyip eldivenle güzelce hamsilerimi harmanlayacağım. Mısır unumun üzerine hamsilerimi koydum. Şimdi hamsilerimi gördüğünüz gibi mısır unuyla bulayarak şöyle bir harmanlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da harmanladığım balıklarımı tavama dizeceğim. Gördüğünüz gibi hamsilerimi mısır unu ve tuzla güzelce harmanladım arkadaşlar. Tavamı çok az yağladım. Şimdi hamsilerimi tavama dizeceğim arkadaşlar. Hamsilerimi tavaya bu şekilde dizmeye başladım arkadaşlar. Tamamını da dizince size gösteririm. Hamsilerimin dış çemberini dizerek çizdim. Şimdi ortasına hamsilerimi koyuyorum. Sanki papatya gibi olacak gördüğünüz gibi. Çok güzel bir görüntü. Muhteşem bir şekil oldu arkadaşlar. Şimdi ocağımı açacağım. Önce altını kızartacağım. Sonra bir kapak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını kızartacağım. Ama bu arada yağını mutlaka süzerek ters çevirin. Kızgın olacaktır yağ. Bir kazaya sebebiyet verebilir. Mutlaka yağını süzün, ondan sonra ters çevirin. O süzdüğünüz yağı da daha sonra tekrar üzerine eklersiniz. Bir tarafını pişirdim.
Gördüğünüz gibi bir kapak yardımıyla ters çevirdim. Şimdi diğer tarafını pişiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra servis tabağına alacağım. Tereyle yemeği düşünüyorum. Balığın yanında da biliyorsunuz maydanoz, roka, tere çok iyi gider. Güzel bir yemek oldu diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi balıklarımın iki tarafı da pişti. Şimdi servis tabağına almaya hazır. Gördüğünüz gibi hamsi tavamı yaptım ve muhteşem de bir görsel oldu. Size yakın planda hepsini gösterdim. Yine bir yemeğim daha bitti. Ama yeni bir yemeğe adım atacağım. Sizi başka bir lezzetle buluşturacağım arkadaşlar. Yeni yemek için kafamda ne yapacağım belirdi bile. Bir başka çekimde bunu size göstereceğim. Her zaman söylediğimiz gibi videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda, başka bir konukta, başka bir yerde sizlerle buluşmayı çok istiyorum. Sevgi ve saygıyla kalın.